Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Gusülde kuru yer kaldığına dair çok vesvese geliyor. Bundan nasıl kurtulabilirim? Abdest ve gusül alırken şeytanın insanı bunlardan uzaklaştırmasının yöntemlerinden birisi de vesvesedir. Vesvese daha çok hassas, ince ruhlu, ibadetlerini yapmada daha bir ince dikkat eden insanlara şeytanın verdiği bir vesvesedir. Ve şeytanın da gayesi bunlardan insan uzaklaştırmak ve bıktırıp abdesti kusuru terk etmektir. Esas onun gayesi o. Halbuki ilim en büyük nimettir. İnsan yaptığı işin mahiyetini bilse ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu kurallara uysa, şeytanı da tanısa, Vesvese diye bir şeyden Allah'ın izniyle kurtulacaktır. Neden? Bakın basit bir örnek vereyim. Dinimiz diyor ki, sizin diyor herhangi bir organınızın üzerinden suyun akması yıkamak demektir. Bakın ıslanması demiyor din. Seil yani akması. Şimdi siz kafanızdan suyu döktünüz, kafanızdan su aktı mı? Evet. O saçlarınızın arasından suyun akması size yetiyor. Ayrıca oraya bir ellerinizle iyice saçlarınız arasını ıslatacağım bir uğraşmanız gerekmiyor. Sırtınıza suyu döktünüz omuzunuzdan. Ya bir maşrabayla, ya bir fıskiyeyle veya elinizle. Suyunu, suyunu omuzunuzdan döktünüz. Bak bu suyun akması demektir. Artık oraya ıslandı mı, elim değdi mi, ovaladım mı? Böyle bir şey söylemenize gerek yok. Peki efendim... Ben Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sünnetine uygun abdestimi aldım. Normal namaz abdesti gibi. Ağzıma burma suyu verdim, abdestimi aldım. Sonra vücuduma şöyle başımdan, omuzlarımdan üçer defa döktüm. Elimden geldiği kadar da böyle parmaklarım arasıdır, göbeğimdir ve küpemin olduğu yerdir varsa hanımlar için. Veya işte saçlarım arasıdır ve parmaklarım arasıdır. Bunları da böyle ovaladım. Elimden geldiği kadar, ulaşabildiğim kadar daha bundan sonrasına uğraştın mı şeytana kapaşmış olursun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha mı çok ibadetleri yerine getirdiğimizi iddia ediyoruz. Ondan daha çok mu hassas olduğumuzu söylüyoruz. Haşa. Madem ki en hassas, en ince odur, onun yaptığı gibi yapmak yeterlidir. Ayrıca biz vesveseyle şeytanı mı sevindiriyoruz, melekleri mi? İbadetlerde rahatlık mı yapıyoruz, zorluk mu? Halbuki din kolaylıktır. Mesela bir fıkıh hüküm söyleyeyim. Bir Müslüman maşrabayla veya herhangi bir şeyle eliyle suyu omuzlarından döktü üç defa. Buraya da döktü üç defa sünnet olanı. Artık bitti ama arkasında bilmediğimiz bir yerde suyun akmadığı yer olmuş. Bundan mesul değildir, sorumlu değildir, guslu geçerlidir, ibadetleri geçerlidir. Asla ibadetlerinde bir eksiklik, sevaplarında bir noksanlık olmaz. Ama vesvese yapınca ibadetleri zorlaştırıyor, şeytana maskara oluyor ve Allah muhafaza ibadetlerden de bir gün bıkabiliyor. Şu halde vesvese hangi konuda gelirse gelsin ölçümüz dindir, İslam'dır, sünnettir. Peygamberimizin koyduğu kurallara uyacağız. Gerisine aldırış etmeyeceğiz. Bir de dua edeceğiz. İnşallah vesveseden kurtulacağız. thank you